İstanbul Gazi Osman Paşa'da belediye ve zabıta ekipleri pazar denetimine çıktı. Ekipler kurallara uymadığı tespit edilen esnafa ceza kesti. Açıkta gıda ürünü sattığı için ceza kesilen bir esnafsa vatandaş böyle istiyor diyerek kendini savundu. Paketle satılması gerekiyordu normalde. Gıdayla alakalı bir kısmının açıkta sattığına dair kabahatler kanununa göre işlem yapıyoruz. Vatandaş böyle istiyor dedi, ceza almaktan kurtulamadı. Bir ceza hak etti demektir. Hayırlı olsun. İstanbul Gazi Osman Paşa'da pazar denetimine çıkan belediye ve zabıta ekipleri kurallara uymayan esnafa ceza kesti. Bu tezgahta denetim yapıldı ve ürünlerin özellikle peynir ürünlerinin açıkta satıldığı tespit edildi. İşte bu nedenle tezgah sahibine kabahatler kanununa göre 109 lira para cezası kesildi. Ve eğer bu durum tekrarlanırsa bu tezgah 1 haftayla 3 hafta arasında kapatılacak. Neden ambalajlamadınız? Ya aslında halkımız böyle daha çok seviyor. Yani açıkta satılan mal daha çok gidiyor. Yok, biz tercih etmiyoruz. Açıkta ürün tercih almıyoruz. Hayır, ben pazardan sebze haricinde hiçbir şey almıyorum. Açıkta. Tabii şu tezgahlardan alıyoruz yani. Siz alıyor musunuz açıkta? Hayır. Hayır, almıyorum. Peynir, zeytin, tereyağı almıyor musunuz pazardan? Almam. Yumurta? Köyden alıyorum onları. Satın alacağınız yumurtaların üzerinde mutlaka kayıt numarasının yazması gerekiyor. Aynı zamanda yumurtaların ambalajlanarak satılması ve ambalajın üzerinde etiket ve son kullanma tarihinin bulunması gerekiyor. Ayrıca ürünlerin doğrudan güneş ışığına da maruz kalmaması gerekiyor. İşte bu gibi durumlara uyulmadığı takdirde ise yine tezgah sahibine 227 lira para cezası kesiliyor. Ne kadar geldi? Pazarda eksik tartan teraziler için verilen ceza da ağır. Eğer bu durum tespit edilir ve hata 3 kez tekrarlanırsa o tezgahın ruhsatı tamamen iptal edilebiliyor. Bunu tespit etmenin de bir yolu var. Tartı noktasında bunu teyit edebiliyorsunuz. Kilonun eksik çıkması durumunda ise işte bu tartı noktasının başındaki zabıta ekiplerine şikayette bulunabiliyorsunuz. Tarttırıyorum da yani teyit ettirmiyorum yani. Ya eksik çıkarsa? Onun vicdanı tabii ki.